savaşa karşı yaşamı savunmak için DBP, DTK, HDP ve TEJA öncülüğünde basın açıklaması gerçekleştirmek için bir aradayız. Bizler şunun çok net farkındayız. 1980'lardan beri 20'nin üzerinde sınır ötesi operasyonları yapıldı ve hiçbiri çözüm olmadı. Bugün de çözüm olmayacağının farkındayız. Bu faturanın da halklara, emekçilere kesileceğini çok iyi biliyoruz. Ve bu son operasyonlarda şunun da farkındayız. Kürt'ü statüsüz bırakma operasyonudur. Girdikleri yerden çıkmama operasyonlarıdır. İdlib'e kaymakam atanması bunun göstergesidir. Buradan Gewer'den bir daha sesleniyoruz. Kronik bir sorun var ortada ve bu sorunun çözümü demokratik çözümdür. Savaşla, çatışmayla asla bu sorun çözülmez. Gewer'den bu anlamsız savaşa hayır demek için, bu sınır ötesi operasyonların, savaşların halka daha çok kriz yaratacağına hayır demek için bugün Gewer'den bu savaşa hayır demek için toplandık. Buradan anneler, gençler, kadınlar, siyasi parti ve kongremiz olarak bu savaşın halkların geleceği için bir savaş olmadığını, bu savaşın Türkiye'nin bekası için bir savaş olmadığını bir kez daha söylemek için buradayız. Evet, bu iktidar AKP-MHP iktidarı varlığını, geleceğini, bütün varlığını Kürt halkına ve Kürt halkı üzerinden Türkiye halklarına düşmanlıkla var etmenin derdindedir. Onun için sonuna kadar savaş politikalarından beslenmekteler. Onun için sonuna kadar işgal politikalarından beslenmekteler. Onun için sonuna kadar kendi bekaları için her gün savaş politikası, tecrit politikası, katliam politikası yürütmekteler. Biz de buradan bu savaşların halkların geleceği için bir yarar oluşturmayacağını, güvenlik meselesi olmadığını buradan Gewer'den bir kez daha söylemek istiyoruz. Evet, 100 yıllık devlet politikasından zeminini alan AKP-MHP iktidarı son 7 yıldır Kürtlere başta olmak üzere kadınlara, demokratik siyasetçilere, gençlere her türlü baskıyı, sömürüyü, cezaevini, tecriti, işkenceyi her zaman yürüttüler, yürütmeye devam ediyorlar. Ama buradan söylüyoruz, bu çöktürme politikalarının, çöktürme planlarının, savaş politikalarının geldiği aşama kendilerinin çöktüğü aşamadır. Her gün ifade ediyorlar, beka sorunumuz var diyorlar. Ama biz biliyoruz ki bu savaş sarayın beka savaşıdır. Bu savaş AKP-MHP'nin kendini devam ettirme beka sorunudur. Bu savaş daha çok krizleri derinleştirme savaşıdır. Bu savaş daha çok ekonomik krizi derinleştiren bir savaştır. Bu savaş daha çok Kürt sorununun demokratik yol ve yöntemlerle çözümsüzlüğünü dayatan bir savaştır. Onun için yıllarca, onlarca iktidarlar denediler ama bu operasyonlardan, savaşlardan hiçbir sonuç elde etmedikleri gibi her geçen gün daha çok kriz, daha çok kaos, daha çok katliam, daha çok cezaevi ve tecrit ifade açığa çıktı. O yüzden bunlardan bir medet çıkmayacağını, bu iktidarın da bu savaş politikalarından bir yere varmayacağını çok iyi biliyoruz. Onun için Kürt halkı yıllardır bu politikalara karşı nasıl direndiyse bugün savaşa da tecride de direnmeye ve demokratik siyasetini, özgürlük mücadelesini vermeye devam edecektir. Evet, bugün Gewer'deyiz ve Gewer'den bütün Türkiye halklarına da sesleniyoruz. Bu savaşın
Sadece sebebi Kürtler kaybetmeyecek. Bu savaş Türkiye demokrasisine de kaybetmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla bu savaşa hep beraber hayır demek gerekiyor. Çünkü bu savaşa en çok Türkiye demokrasisini yerle bir ediyor. Bu savaş en çok Türkiye'nin geleceğini yerle bir ediyor. Onun için bu savaşa sadece Kürtlerin mücadele etmesi, sadece Kürtlerin hayır demesi yetmez. Buradan Türkiye halklarının da birlikte yaşamanın zemini bu savaşa karşı sesini yükseltmekten geliyor. Yine muhalefete sesleniyoruz. İşte Mehmetçiğimizin ayağı taşa değmesin dediler. Buradan sesleniyoruz. Acaba gerçekten Mehmetçiğin ayağı taşa değmiyor mu? Bunu takip ediyor musunuz? Bugün eğer bu muhalefet üstüne düşeni yapmıyorsa, bu iktidarın kendi geleceği, kendi bekası için geliştirdiği bu savaşa sadece bir sözle bunu ifade ediyorsa, Türkiye'nin demokrasisinde, muhalefetin de tuttuğu tutum aslında bu savaş politikalarına arkasında durarak Türkiye'nin birlikte yaşamasını, demokrasisine ses çıkarmamaktır. Bunu çok net ifade etmek gerekiyor. Evet, bugün Türkiye'de bir tecrit politikası var ve bu tecrit politikası İmralı'dan başladı ama bugün her yere yayıldı. Bu savaşlar devam ettikçe, bu tecrit devam ettikçe Türkiye'nin daha çok krizler yaşayacağı ortadadır. Çoklu krizlerin tam da sebebi bu savaş politikalarıdır. Çoklu krizlerin tam da sebebi bu katliam politikalarıdır. Çoklu krizlerin tam da sebebi bu tekçilik ve milliyetçilik politikalarıdır. Bunu çok net görmek gerekiyor ve buradan muhalefetin de Türkiye halklarının da bu kendi bekası için sonuna kadar savaş diyenlere karşı birlikte mücadele etmek gerektiğini ve sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Evet, bu iktidar geleceğini Kürt düşmanlığı üzerinde kurgulayarak devam ettirmekte ve her gün demokratik siyasete, Kürtlere saldırarak devam ediyor. En son saldırısını işte HDP genel merkezinde Batman milletvekilimize ve kadın sözcümüze Ayşe Acar Başaran vekilimize söylenen sözü hatırlatmak istiyoruz. Bu bile ne kadar aciz olduklarını, Kürt halkının kadın mücadelesinden, demokrasiden, aydınlıktan ne kadar korktuklarının bir göstergesidir. Sözde güvenlik görevlisi olarak kendini ifade eden o zat aslında o sözü tam da en tepeden güç alarak söylemiştir. Bundan dolayı Kürt halkı, Türkiye halkları buna karşı sesini yükseltmelidir. Asla HDP yalnız değildir. Kadın mücadelesi asla yalnız değildir. Buradan söylüyoruz. Hiç kimsenin haddi değildir HDP'ye saldırmak, kadın siyasetçilerine saldırmak, Kürtlere saldırmak hiç kimsenin haddi değildir. Ondan dolayı biz biliyoruz ki kaybettikçe daha çok saldırganlaşacaklar. Kaybettikçe daha çok pervasızlaşacaklar. Bunu biliyoruz. Ondan dolayı sonuna kadar mücadele edeceğimizi, hiçbir siyasetçimizin, hiçbir halkımızın tek bir adım geri adım atmayacağını, diz çökmeyeceğini bütün savaş politikalarınıza karşı buradan bir kez daha söylüyoruz. Ve bu sizin korkulu rüyanız olmaya devam edeceğimizi bir kez daha Gever'den söylemek istiyoruz. Evet, bugün Türkiye'de bu kadar baskı, bu kadar antidemokratik uygulamalar, katliamlar, bu kadar kriz varken bunları çözmek yerine daha çok sınır ötesi operasyonlarla savaş ilan ediyorlar. Ve 14 Nisan'dan bu yanadır Güney Kürdistan'da yürüttükleri savaş tam da kendi geleceklerini ayakta tutmanın sebebi olduğunu çok iyi biliyoruz. Topluma verebilecek hiçbir şeyleri kalmayan bu iktidar sonuna kadar savaşla, düşmanlıkla kendini ayakta tutmaya çalıştığını yıllardır biliyoruz. Ama buradan Güney Kürdistan halkına sesleniyoruz. Bu savaşa karşı Güney Kürdistan'ın statüsünü, kazanımlarını korumak bütün Kürtlerin olduğu gibi Güney Kürdistan halkının da birinci sorumluluğudur. Ve
Barzani ailesinin, KDF'nin bugün Türkiye ile girmiş olduğu bu ilişki tam da Kürt halkının kazanımlarını peşkeş çekme girişimidir. Buradan Gever'den Barzani ailesine de KDF'ye de sesleniyoruz. Kürdistan'ı düşünmeyen, Kürdistan'ı hareket etmeyen kaybetmeye mahkumdur. Buradan Kuzey Kürdistan halkı olarak bu tutumu kınıyoruz ve sonuna kadar kazanımları korumak için mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Türkiye ile girilen bu ilişkiden bir an önce vazgeçmelidir ve Kürdistan'ı düşünmelidir. Yine Şengal'e yapılan saldırı, Şengal halkı olmayan hiçbir çözümü biz Kuzey Kürdistan halkı olarak da kabul etmiyoruz. Şengal halkı kendi geleceğini kendisi belirleyeceği bir çözüm olmadıkça bu çözümün çözüm olmadığını bizler de biliyoruz ve sonuna kadar Şengal halkının özgürlük mücadelesinin yanında da olduğumuzu belirtmek istiyorum. Evet, sonuna kadar savaşta ısrar edenler, her türlü savaş suçu işleyenler, gücü bütün tekniğe rağmen yetmeyenlerin bugün kimyasal kullandığını da biliyoruz. Ve bu bütün uluslararası hukuksuzluğa rağmen bugün sessiz kalan bütün devletlerde, bütün insan hakları kurumları da bu savaşın bir parçasıdır diyorum. Ve buradan bu savaşın Türkiye halklarına, Orta Doğu halklarına bir gelecek ifade etmediğini söylemek istiyorum. Ve bu savaşa karşı herkesin sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Bu savaş politikalarına karşı asla geri adım atmayacağımızı, sonuna kadar demokratik siyasette ısrar edeceğimizi, barış mücadelesinde ısrar edeceğimizi bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Ve bütün herkesi en başta savaşa karşı, tecride karşı, katliamlara karşı, sömürgeciliğe karşı, tekçiliğe karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyorum. Teşekkür ediyorum. Boy Kurdacı, boy Kurdistanıcı, sert salime, gavi varna avitine, ye sert salime diyar bike. Ciber ve eke, ciber ve eke le Bakur, Rojava, Rojlat, o başure Kurdistan'ı. Ku erişi, AKP, MHP, faşist, hep salale Bakur'ı Kurdistan'ı, u tevayi, her sek parti Kurdistan'ı. Kutadan meşantını, Averişana, Kırkırna, Jboy Kırkırna, Gele Kurda, Boy da Kırkırna, Niga Erdigariya Kurdistan'ı. Arman Cavan, Beliye, Diyare, Zelale. Ve Arman Cahuji, Edi Venaşer'in. Düşmün Tayvan, Düşmün Tayvan zamanı Gele Kurda. Düşmün Tayvan, Düşmün taya çanda gele kurda. Ber ve yakici. Ber ve yakici. Keder edip ebir abi be. Megoya. Ses salih kuham ediyar bikin. Boy vi ses salih. Hem hember van metingera. Hember van dagirkera. Hemci. Hember şirik evan. Ye peşeroja. Kurdu Kurdistan'ı. Boy menfaatı kuh. Boy pera. Ye kutifroşin. Gel Kurt, İro Avroja, gelen uan Rabbi be, berse ve kakurt. Hef sal el vera Bakur'e Kurdistan'ı, ser tünakırna Kurda, erişi, çuvara akli ve verişana kirin. Encam ne girtin? Le Bakur'da kadiyan, İro şer bera kirin, Roja ve hatta nibaşur'e Kurdistan'ı. Armanç, dedisem de bizim, dubara dikin, brav rastya vera ditini. Armanç avan, tünakırna gel Kurda. Kırkırına geldi Kurda. Armanca ve. Ve ki Armanca cidden havalayıcı. Yekit ya geldi Kurda. Geldi Kurd iro. Gere yek dil. Yek otan ekiva. Hember van metingera. Dagırkera. Şirik evanı küçük. Yek ovara kulantiyetke. Revye veriyor. Pele ki. Hükmete haremira. Gere hember ondan ki kubilin bike.
هفته پنج سال بره هفته پنج سال بره گازی محمد سر سری وی بلند بریا کوچو مدنه بریا کو شهید کرد وصیت گله کردشت وصیت کیشت گو بی بوی تشتی پیچوک بوی منفعتی بوی پره پول بوی خسودیه گله خوی نفروشن ببین یک هون خواهی هزن وک گله دین هون جی خواهی هزن تشتی هر اکیم یکیتیه یکیتیه نتاویه که هون وی یکیتیه آوا بکن سرکفتن یه ببه سرکفتن ها گله کرد لعردگاری ها رجلات ها ناوین جی گله کرد جی جیانکه وکف و آزاد یه بدومینه هفته پنج سال بره و وصیت کرد غازی محمد این رو رو بریا پیدا که حکمت ها حرم ایانت و وصیت غازی محمد راد که لیاز بوی بیرو باوری دامه گله کرد یه وصیت غازی محمد بک بینه برده یکی جی یکی تیا خوی هوا بکن ون ایریشی داگر کری و متینگری جی یه درخه والایی سکنامه پیشه رو جامعه یه دیار بکن سکن جی گره ایرو وره نشان کرن سبه بلکی نبه دوسبه نبه تای بیتی جی گلی من باشور گره ایدی ون داگر کرا و پدکرا بجه ایدی بسه دبیجیم گلک سپاس کن Gel. Olsun da ki arkadaşlar.